ülkemizde ve dünyada 24 saat ulaşılabilir kasa sistemleri var. Yani aynen işte bankamatiğe gidip para çekmek gibi kendi kasanıza yine bir şifreyle ya da robot kasa galiba deniliyor. Bir robot kasaya ulaşabiliyorsunuz ve istediğiniz varlığı, maddeyi içine koyup istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Bundan konuşan insanlar arasında da bu bir ferahlık yaratıyor. Yani işte her ülkenin vatandaşı bankalarına bir şey olmasından korkar. Çünkü herkesin 3 aşağı 5 yukarı bankada bir birikimi vardır. Çoğunluğun ya da bir takım işte altınları, ziynetleri, bir şeyleri vardır. İşte onlar da yastık altında, bir çekmecede, şurada burada saklanır. Bunun bir banka kasasında durması, ulaşılabilir olması, çalınamaması gibi şeyler. Ama bir yandan da bütün dünyada herhangi bir kaosta bankaların kapanması, dolayısıyla o robot kasalarının belki iptal olması gibi de bir problem var. Aslında bu kasaya ne koyarsınız? Herhalde Bitcoin koyamazsınız. Dolayısıyla oraya bir madde koyarsınız ve o maddelerde değerini kaybedebilir, kasaya ulaşamazsınız. Yani Bitcoin aslında bu kasa değil mi bir açıdan? Mekanı ve zamanı, yani sadece zamanı değil, oradaki kasa örneği zamanı kaldırıyor. 7-24 dediğiniz zaman normal kasaya göre istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bitcoin mekanı da kaldırıyor. Mekanı oraya da gitmenize kaldırıyor. Gerek yok artık. Evet. Yani illa o bankanın o kasasının önüne binip arabayla o varlığa ulaşmak için gitmenize gerek yok. Bitcoin şifreniz cebinizde olduğu sürece zaman ve mekandan bağımsız olarak internet çalışıyorsa... Ha, internet şekilde, çalışıyorsa. Hatta onun da şimdi şeyleri var. Nasıl yapılabilir? İnternet daha kolay. Şimdi Bitcoin bir broadcast network aslında, yayın yapıyor. Yayın yapınca da etrafta nodlar var, minerlar, madenciler var. O yayını alıyorlar, ona göre şey yapıyor. Radyo dalgalarıyla bile yapılır. Yani çünkü şifreli, zaten kişi bilgisi olmayan, herhangi bir yakalandığında, başka biri dinlediğinde herhangi bir risk taşımayan bir bilgi yayınlanıyor. İnternette de şu anda. Bu tamamıyla radyoya da adapte edilebilir de daha zor olur. İnternet işi kolaylaştırıyor. Yani şey bilgisayara bağlandığı için. Yani mesela Çin bunu net bir şekilde şu anda denemesini yapıyor. İnternetsiz de, yani bir devletin para birimi şeye geçtiği zaman internete güvenemezsiniz. İki tane birbirini gören telefon olduğu sürece gayet rahat yaparsınız. Onlara da mesh network diyor. Evet. İşte bir baz istasyonuna bağlanacağına, telefonlar hep birbirinin telefonuna bağlanıyor. Mesafede böyle. İşte benim telefonum arkadaşın telefonuna bağlanıyor. Onunki biraz daha ileriye. Böyle mesh network denemeleri var. Ama şu anda ekonomik olarak feasible değil. Şu anda işimizi görüyor bazı istasyonları. İnternet de çalışıyor. Ama bir şey olduğu zaman şunu da şey yapmam lazım. Hacklenebiliyor musunuz? Hayır. Bitcoin network'e hacklenemiyor. Çünkü o dediğimiz nodlar bütün blockchain'i senkronize bir şekilde tutuyor. Yani bir sürü bilgisayarı aynı anda kayıt değiştirmeniz lazım ki bu hemen hemen imkansız gibi bir şey. Normalde çünkü hacklenen her şey bir merkezi database'te bir kayıt değişikliğine dayanır. Yani banka hacklenebilir. Çünkü bankaların merkezi database'leri, veri tabanları vardır. Burada bir kayıt değiştirildiği zaman ne olduğunu anlayamayabilirler. Araştırırlar, bazen izini bulurlar, bazen bulamazlar. Bitcoin network'ü on binlerce bilgisayardan oluşuyor ve on binlerce bilgisayar sürekli senkronize halde. Her işlem her bilgisayara eşit zamanda yazılıyor ve birbirlerini check ediyorlar. Arada bir tanesi farklıysa onu konsensus dışına atıyorlar, kabul etmiyorlar. Sende bir hata var veya sende bir suistimal var. Biz işte buradaki geri kalanların kayıtları geçerli diyor. Bu tabii şeyi sağlıyor. Yani teknik olarak burada kriptografi de var. Bu anlattığım, demin anlattığım Bitcoin'in nasıl avantajlarının teknik altyapısı. Bunu tabii herkesin bilmesine gerek yok ama bu 11 senede çalışan bir şey. Şu anda 200 neredeyse 50 milyar dolarlık toplam Bitcoin var. Gayet güzel bir ne ödül. Ne kadar var? 250 milyar dolar. Gayet güzel bir ödül. Biri bunu yani başından beri deniyorlar hacklemeyi, dediğiniz gibi Bitcoin blockchain'ini. Sadece şu olabiliyor, siz kendi Bitcoin'inizin şifrelerini kaptırabiliyorsunuz bir hacker'a. O da işte bankanın soyulması gibi aslında. Yani bankayı soyulması gibi. Ya da evinin soyulması gibi. Evet, nasıl dolar battı, Merkez Bankası battı demiyoruz, hacklendi demiyoruz. Banka soyuldu diyoruz. O varlığı korumayla ilgili bir şey. Ve burada şeyi de belirteyim. Bitcoin ilk, dünyanın ilk dijital hamiline varlığı diyeyim. Dijital varlığı. Çünkü bizim daha önce dijital varlığı hala da öyle. Bankada aplikasyona girdiğinizde gördüğünüz rakamlar, işte yatırım hesabına girdiğinizde hisse senedi adediniz, dijital olarak ne varlığı görüyorsanız bunlar aslında arkada gerçek varlıkların dijital temsilleri. Ve merkezi kayıt altınız diyor. Bunlar kayıt aslında. Yani şeylerin bir kaydı. Bitcoin öyle değil. Bitcoin siz cüzdanınıza çektiğiniz zaman, ama BTC Türk'teki evet bankadaki gibi o bir kayıt. Ama her an çekme şansınız var.
kendi cüzdanınıza çektiniz private key'leri. Sizin cüzdanınızda artık o tamamıyla sizin kontrolünüzde. Siz onu birine de elden verebilirsiniz. Broadcast yapıp, transaction yaparak Bitcoin Network'ünde başka bir adrese transfer edebilirsiniz. Kimseye sormadan, kimseden izin almadan 7-24, 10 dakikada bir veya 20 dakika süren bir işlem sonucu. İşte banka kapandı, banka çalışma saatleri, işte bilmem ne oldu. Yok öyle bir şey. Yani kimseden sormadan. Aynı nakiti nasıl ben size verebiliyorum. Siz alıyorsunuz kimseye sormadan. İşte seri numarasını tutmuyoruz. İşte bir ekstra işlemler, formlar doldurmuyoruz. Verdim. Tamam artık o sizin hamiline bearer asset. Bu Bitcoin bunun dijital olanı. Niye BTC Türkiye geliyoruz? Yani niye Google'a Bitcoin yazıp nasıl ediniyormuşuz, ne yapıyormuşuz'a bakmıyoruz da size geliyoruz? Bitcoin aslında birkaç çeşit şekilde elde edebiliyorsunuz. Bir tanesi madencilik yaparak. O şu anda bireysel kişilerin yapabileceği bir iş değil. Yani bu biraz önce Kerem'in bahsettiği network'ün içinde hem onay yapan hem o sistemin çalışması ve ayakta kalması için enerji harcayan bir çeşit yatırımcı grubu var. Bunlar Bitcoin kazanıyorlar. Veya siz iş yapabilirsiniz, yurt içinde veya yurt dışında Bitcoin'le ödemenizi alabilirsiniz. Veya Bitcoin'i elinizdeki parayla satın alabilirsiniz. Biz BTC Türk olarak aslında üçüncü gateway'i veya üçüncü parası olup parasıyla Bitcoin satın almak isteyen insanlara hızlı, sağlıklı, güvenli bir deneyim sunmak. Bizim BTC Türk olarak aslında ana amacımız bu. Biz, nasıl bir fonksiyonunuz var? Bir banka gibi misiniz? Biz aslında yeni nesil bir yatırım kuruluşuyuz da diyebiliriz. Hmm. Çünkü ben geçmişte finansal hizmetler sektöründe, Şant'la beraber uzun yıllar aynı sektörde çalıştık. Aslında orada yaptığım işten bugün yaptığım işin hiçbir farkı yok. O gün hisse senedi, bono, yatırım fonu gibi farklı menkul kıymetleri kullanıcıların veya yatırımcıların rahatlıkla ve güvenle alıp satabilmesini sağlamaktı ana işim. Bugün de yeni nesil varlıkları Bitcoin gibi rahat ve güvenilir bir şekilde alıp satmalarını sağlama hizmeti sağlıyor BTC Türk. Bu anlamda BTC Türkiye üye olduğunuzda Türkiye'deki bankacılık sistemiyle de entegre çalıştığı için Türk liranızla rahatlıkla Bitcoin alabiliyorsunuz. Bunu isterseniz uzun vadeli yatırım olarak, ki genelde biz öyle tavsiye ediyoruz. Volatil bir enstrüman, risk anlamında kişilerin dikkat etmesi en azından başlangıçta gerekiyor. Bir kısmı trade etmek için, bir kısmı orta uzun vadeli, aynı biraz önce konuştuğumuz gibi değer saklama aracı olarak almak için. Ama özünde BTC Türk'e gelip bir hesap açtığınızda Türk bankacılık sistemine entegre bir şekilde Türk liranızı yatırıp Bitcoin alıp veya Bitcoin'inizi satıp Türk lirası alabiliyorsunuz veya kripto paraları diğerlerini kendi arasında değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Ve bunu 7/24 yapıyorsunuz. Bayram yok, hafta sonu yok, işte yılbaşı, özel günler, işte pandemi oldu, ofise gidemedik, böyle şeylerin hiçbiri olmadan aynı Satoshi Nakamoto'nun ortaya koyduğu Bitcoin Network'ü gibi durmadan çalışan bir sistem. O yüzden bizim işimizde aslında uçağı bir kere uçurduktan sonra 1 Temmuz 2013'te bir daha yere inmeden tüm bakımların, hizmetlerin, her şeyin havada yapıldığı bir yeni nesil teknolojik finansal hizmet diyebilirim.